أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 319 numaralı rivayetteyiz. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. İmam Müslim rahimehullah Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki burnu sürtülsün, sonra burnu sürtülsün, sonra burnu sürtülsün. Men edreke ebeveyhi indel kibar. O kimse ki ana babası ahadahuma ev kileyhuma. Ana babasının birisi veya her ikisi de onun yanında yaşlandı. Felem yedhulil cenne. O kimse onlara hizmet etmek suretiyle cennete giremedi, cenneti hak edemedi. Bu kimsenin burnu sürtülsün. İmam Müslim bu rivayeti biraz muhtasar olarak almış, özet olarak almış. İbn-i Hüzeyme'de, Hakim'in Müstedrek'inde, İbn-i Hibban'ın Sahih'inde biraz daha detaylı bir anlatım var. Mesela İbn-i Hibban şöyle vermiş rivayeti. Sa'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el minbere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir seferinde bir gün minbere çıktı. Felemma raqiya atebeten bir basamak çıktığında kale amin. Amin dedi. Bir basamak yukarı çıktı. Amin dedi. Thumme raqiya atebeten uhra fekale amin. Sonra bir basamak daha çıktı yukarıya. Gene amin dedi. ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ amin. Üçüncü basamağa da çıktı ve gene amin dedi. ثُمَّ قَال. Sonra da niye böyle yaptığını izah eder. Tarzda buyurdu ki اَتَانِ جِبْرِيلُ. Bana Cibril geldi az önce. فَقَالَ dedi ki يَا مُحَمَّدْ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ. Her kim Ramazan'ı idrak eder de Ramazan'da oranın Ramazan'ın faziletini efendim onun namazını, orucunu vesairesini hakkıyla yaşayıp o Ramazan'dan bağışlanmadan çıkarsa efendim فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ. Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. قُلْتُ amin. Cibril öyle deyince ben de amin dedim. Kale sonra gene Cibril şöyle dedi. Men edreke valideyhi ev ahadahuma fedehalen nar feab'adahullah. Her kim anası babası ikisi veya birisine yetişir ve onların hizmetini görüp duasını almadığı için efendim cehenneme giderse demek ki onların duasını almak yerine bedduasını aldı. O yüzden cehenneme gitti. Kim böyle olursa feeb'adehullah. Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Kultu amin. Ben buna da amin dedim. Ve kâle üçüncü kere dedi ki ve men zükirte indehu felem yusalli aleyke feeb'adehullah. Üçüncü defa dedi ki sen bir kimsenin yanında zikredilirsin, adın anılır da o kimse sana salat getirmezse, salatü selam getirmezse Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Bu üçüncüye anlaşılıyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz amin dememiş. Cibril aleyhisselam bunun üzerine kul amin demiş. Efendimiz'e amin de demiş. Buna da amin de. Fekultu amin. Ben de onun bu şeyi üzerine amin dedim. Bu rivayetin Ka'b bin Ucre'den nakledilmiş, başka sahabilerden nakledilmiş. Orada bir cemaat var, sahabeden bir grup var. Her biri rivayet aklında kaldığı kadarıyla
veya ne kadarını anlatmayı münasip gördüyse o kadarını anlatmak suretiyle rivayeti nakletmiş oldu. Burada ana babaya hizmetin, ana babanın duasını almanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu rivayetin burada zikredilmiş olmasından anlıyoruz. Hakimin Müstedrek'inde bu okuduğum rivayetlerde yer almayan bir kısım ufak tefek detaylar var. Buna göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce minbere yaklaşın buyurmuş cemaate. Onlar da minbere yaklaşmışlar. فَلَمَّ اِرْتَقَ دَرَجَةً قَالَ آمِينَ فَلَمَّ اِرْتَقَ الدَّرَجَةَ الثَّانِيَ قَالَ آمِينَ فَلَمَّ اِرْتَقَ دَرَجَةً ثَالِثَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ نَزَلَ Efendimiz amin, amin, amin dedi. Efendim orada cemaate ne anlatacaksa onları anlattı. Sonra indi minberden. İnince kulna biz dedik ki ya Resulallah لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ Ey Allah'ın Resulü bu sefer yani siz minbere çıkıyorsunuz, hutbe irad ediyorsunuz, konuşma yapıyorsunuz. Daha evvel böyle bir şey yapmadınız. Her bir basamağa çıkarken amin amin dediniz. Bu neydi diye Efendimiz indikten sonra soruyorlar. Efendim bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın kendisine şöyle dediğini naklediyor. Bu rivayette zikredilen üç şey, ana baba ikisi veya birisi yanında yaşlandıysa bir kimse onlara bakmak suretiyle cenneti kazanır. Yani onların hoşnutluğunu, duasını almak, onlara hizmet etmek tek başına cennete girme vesilesidir. Bir kimse bu fırsatı kaçırır, değerlendiremez. Bu vesileyle onların gönlünü kırar, kalbini kırar ya da ne bileyim Allah korusun bedduasını alır. Bu defa da cehenneme hak eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseler için de Allah onun burnunu sürtsün veya Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dediğini Cibril Aleyhisselam'ın bize söylüyor. Önümüz Ramazan'dır. Tam da vesilesi sırası düştü. İnşallah Ramazan-ı Şerif arınarak çıktığımız, bizi temizleyerek gelip giden bir ay olsun. Onun orucunu, namazını, infakını, sadakasını, tasaddukunu vesairesini, Kur'an tilavetini hakkıyla yapalım ve bu aydan bağışlanarak, arınarak çıkmış olalım. Burada tabii bir diğer husus Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adının anıldığı zaman ona salatü selam getirmek. Bu arkadaşlar vaciptir. Bazı mezheplere göre farzdır. Çünkü Kur'an'la sabit. Cuma günleri her cuma gün imam efendiler, hatip efendiler hutbeden bize bir ayeti kerime okuyor. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Hiç şüphe yok Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve sellimu teslima ve selam edin. Salatu selam edin. Bunu nasıl yapacağız? Bu salat ve selam nasıl olur? Sahabe-i kiram bu ayeti kerime inince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz size selam etmeyi biliyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Fakat salatı nasıl yapacağız? Buradaki salatı nasıl yapacağız? Efendimiz de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demelerini istiyor. Salat böyle yapılır diye onu da öğretiyor ashab-ı kirama. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adı anıldığında bu ayeti kerime gereği efendim salatu selam etmek, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek ya da aleyhissalatu vesselam demek bazı mezheplere, alimlere göre farz, bazılarına göre vaciptir. Bir hadis sohbetindeyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adını bir kere, üç kere, beş kere değil çok fazla anıyoruz. Bir saatlik bir sohbet içinde belki 10 kere, belki 20 kere anıyoruz. Bu her anışta ona salatü selam getirmek gerekir mi? Ulema bunu da tartışmış ve orada da bir ihtilaf etmişler.
Üçe kadar adı anıldığında salatü selam getirmek yeterlidir diyenler olmuş. Veya bir kere ilk adı anıldığında salatü selam getirmek yeterli olur. Diğerlerini isteyen getirir, sevabını alır. İstemeyen getirmez, o sevaptan mahrum kalır ama günahı yoktur diyenler de olmuş. Bir de tabii bu son zamanlarda bu salatü selam üzerine bir kısım aklı evvellerin kendilerince bazı tespitleri oluyor. Efendim, peygambere salatü selam getirmek oturduğun yerden Allah'ım ona şöyle et böyle et demekle olmaz. Bu ısmarlama bir şey değildir. Salat demek peygambere salat etmek demek. Onun tebligatına, mirasına sahip çıkmak, ona yardım etmek, onun sünneti seniyyesini yaymak şeklinde. Çok sanki sünnete bağlı imişler gibi böyle bir bilgiçlik taslıyorlar. Böyle bir şey yok. Az önce okuduğum ayet-i kerime üzerinde dururken müfessirler orada üç ayrı salattan bahsedildiğine dikkat çekiyorlar. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي Allah Teala Efendimiz'e salat ediyor. Sonra melekler de salat ediyor. Ve Cenab-ı Hak bize de Efendimiz'e salat ve selam etmemizi emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın salatı nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın salatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmek, onun üzerine sekinet indirmek, onu hakikat üzere sabit kadem tutmak şeklinde bir izah getiriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e salatı budur. Meleklerin salatı da Efendimiz'e dua etmek şeklindedir. Ve gerektiğinde Bedir'de, Uhud'da gördüğümüz gibi ona yardım etmek şeklindedir. Enteresandır Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müminlere salat etmesi emrediliyor. Ve salli aleyhim. Onlara salat et. Zira senin salatın onlara sekinet demektir. Efendimiz de bize salat ediyor. O da bize hakkı hakikati öğretiyor. Bizim ahiretteki encamımızın efendim nimetle, mükafatla, rahmetle, rızayla neticelenmesi için bize şefaat ediyor. Bize dua ediyor. Bize doğruyu, eğriyi gösteriyor şeklinde geniş bir izah getirmişler. Müminlerin Efendimiz'e salatı da evet onun adı anıldığında Ya Rabbi ona salat et, selam et şeklinde dua etmek. Efendimizin bizim duamıza ihtiyacı var mı? Tabii ki yok. Bizim ona dua etmeye ihtiyacımız var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ileride inşallah gelir bahsi görürüz. Duaların müstecap olduğu vakitleri öğretmiş bize, ümmetine. Hangi durumlarda, hangi zamanlarda dua edilirse Cenab-ı Hak ona icabet eder. İcabet kapıları açıktır. Efendim, bunlardan birisi de ezanın sonunda yapılan duadır. Onu da öğretmiş bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ezan okunduğunda ezan cümlelerini müezzinden sonra tekrar ediyoruz. Hayy aleyhisselah, hayy alel felah da ayrı bir dua cümlesi söylüyoruz. Ezan bitince de ezan duası okuyoruz. İşte orada da bizim Efendimiz'e makam-ı mahmud verilmesi için dua etmemizi istiyor Efendimiz. Ona zaten makam-ı mahmudu Cenab-ı Hak vaat etmiş verecek. Bizim dua etmemiz, makam-ı mahmudun Efendimiz'e verilmesi, onun o makama eriştirilmesi için dua etmemiz bizim menfaatimizedir. Dolayısıyla onun şefaatine nail olmaya vesile olur. Gene döner, sevabı bize gelir. Ana babaya iyilik, ana babanın duasını almak, onların rızasını almak da demek ki sıla-i rahim cümlesinden olarak görülmelidir. Sıla-i rahim dediğimiz şey akrabalık bağlarının kesilmemesi,
akrabalık hukukuna riayete devam etmek. Akraba kim? En yakınımızdan başlıyor. Daha evvelki okuduk hadis-i şerif. Geçen ders okuduk. Annendir, babandır, kız kardeşindir, erkek kardeşindir. Efendim, sümme edna ve edna diye yakınlık derecelerine göre devam ediyor. Burada tabii onun en merkezi noktasında duran ana baba ya sıla-i rahim yapmak, onların rızasını almak, duasını almak. Rivayetin burada zikredilmiş olmasının sebebi bu. 320 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, enne reculen kal, ya Resulallah, inne li karabeten asilihum, asiluhum ve yakta'uneni ve uhsinu ileyhim ve yusiyune ileyye ve ahlumu anhum ve yechhelune aleyye. Fekale, le'in kunte kema kulte fekeennema tusiffuhumul melle ve la yazalu ma'ke minallahi zahirun aleyhim ma dumte ala zalik. Ravahu Muslim. Çok enteresan bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. İmam Müslim'in rivayeti. Diyor ki enne reculen kâle, bir adam Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelerek dedi ki ya Resulallah, inne li karabeten, benim akrabam var, akrabalarım var, asluhum ve yaktauneni, ben onlara sıla-i rahim yapıyorum ama onlar benimle alakayı kesiyor. Ve uhsinu ileyhim ve yusiyune ileyye. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötü davranıyor. Kötülük ediyor. Ve ahlumu anhum ve yechhelune aleyye. Ben onlara olabildiğince yumuşak davranıyorum. Halim selim davranıyorum. Anlayışlı davranıyorum. Ama onlar bana kaba davranıyorlar. Cahil insanların tavrını sergiliyorlar. Ya da belki beni görmezden geliyorlar. Benim bu davranışımı görmezden geliyorlar. Fekale, bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki le in kunte kema kulte, eğer sen bu dediğin şekilde yapıyorsan, bu dediğin şekilde davranıyorsan feke ennema tusiffuhumul melle, sanki onlara kızgın kül ya da kum yutturmuş gibi oluyorsun. Ve la yazalu ma'ke minallahi zahirun. Sen bu hal üzere devam ettiğin sürece Allah'tan sana bir yardımcı, Allah'ın sana bir yardımı ya da belki efendim devam eder. Ma dumte ala zalik, bu davranışın devam ettikçe Allah'tan da sana yardım devam eder. Bu hemen hepimizin başındadır. Bir kısım akrabayı taallukat ile iyi geçinmeye çalışırız, ararız, sorarız. İyi günlerinde, kötü günlerinde. Ama bunun karşılığını bir türlü göremeyiz. Biz yokmuşuz gibi davranırlar. Bizim herhangi bir sevincimizi ya da üzüntümüzü paylaşmazlar. Yokmuşuz gibi davranırlar. Bunlara ne yapalım? Bize de çok sorulur bu yani. Hocam bunlara nasıl davranalım? Biz gidiyoruz, geliyoruz. İcabında şehir dışında oluyorlar. Bayramlarda, seyranlarda gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Efendim, düğün oluyor, bizi davet etmiyorlar. Cenazeleri oluyor, biz gidiyoruz. Ama mesela düğünleri oluyor, nişanları oluyor, nikahları oluyor. Bizi davet etmiyorlar. Bunlara ne yapalım? Devam edelim mi? Etmeyelim mi? Burada şu ayrımı bir kesinlikle yapalım arkadaşlar. Eğer bu akrabalarımız itikadi bakımdan herhangi bir yanlış yolda değillerse, bunlar müminse yani. Bu ayrımı yapmamız lazım. Bir kimsenin kendi yakınları, akrabası hakkında mümin midir, gayrimüslim midir, kafir midir, münafık mıdır? Bu ayrımı yapması çok zordur. Bugünün dünyasında da iki kat zordur.
Ama en azından biz bu ayrımı kendimiz yapabiliriz. Kur'an'a, sünnete, efendim, bir bütün olarak İslam'a karşı bir tavırları yoksa, efendim, ayetle, hadisle bir problemleri yoksa, itikatta, inançta herhangi bir arızaları yoksa, bu insanlarla münasebeti devam ettirelim. Bunlar mümindir. Aramızdaki mümin hukuku en azından bizim tarafımızdan devam ettirilmelidir. Ama itikatlarında bir arıza varsa, bid'at ehliyseler mesela, bunlara ne yapalım? Eğer konuşmaya, diyaloğa, muhabbete açık iseler, konuşalım. Efendim, bildiğimiz doğruları onlara anlatalım. İlla gel bu tarafa diye yakasını tutup çekmeyelim ama bildiğimiz doğruları anlatalım. Belki bilmiyor, belki yanlış biliyor. Anlatalım. Efendim, buna rağmen o noktada ısrar ederlerse alakayı biz de o noktada keselim. Ehli bid'atla alakayı devam ettirmek ancak onlara bir fayda sağlayabileceksek olmalıdır. Yoksa oturduğumuz her ortamda efendim hadise çatar, İslam alimine çatar, tarihe çatar, sahabeye çatar, şuna çatar, buna çatar. Böyle bir şeye de fırsat vermeyelim. Bunlar bizim kıymetlerimizdir, değerlerimizdir. Kendi şahsiyetimizi, izzeti nefsimizi, mahremiyetimizi koruduğumuz gibi hatta daha büyük bir hassasiyetle bunları korumamız lazım. Birisinin bunlara ilişmesine, efendim, bunlarla alay etmesine hele hele asla izin vermemeli, ortam oluşturmamalıyız. Böyle bir ortam oluştuğunda kırmızı çizgiyi koyup, arkadaş seninle muhabbeti devam ettirmek isterim. Ama lütfen bu mevzularda bu tavrı sergileme demek lazım. Senin kanaatin kendine, ben öyle düşünmüyorum, öyle inanmıyorum, benim inancım şöyle şöyledir. Ama her oturduğumuzda bunları gündem edeceksen, bu muhabbeti burada keselim, birbirimizi kırmayalım, herkes kendi yoluna demek lazım. Gayrimüslimse, eğer hidayete, tebligata açıksa, onunla da irtibatı devam ettirelim. Ama yok, hani İslam'a karşı, imana, akaide, amele, Kur'an'a, sünnete karşı bir kesin tavrı varsa, bir de tepkisi varsa onunla da alakayı keselim. Zira korumamız gereken bir alan var. O alan Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiş. Biz de o alanı korumakla mükellefiz. Bunun dışındaki akrabaya ne yapalım? İmanında, itikadında, amelinde bir arıza yoksa devam ettirelim. İslam tarihinde yaşanmış Siyer-i Nebi'de hepimizin okuduğu, bildiği çok ibretlik bir hadise var. İfk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize atılan iftira. İfk hadisesi bildiğiniz gibi hicretin 5. yılında Beni Mustalık ya da Müreysi gazası diye anılan bir gaza var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat katılmış bu gazaya. Oradan dönerken işte Hazreti Ayşe validemiz de yanındaymış. Gece konaklamışlar efendim. Sabah kalkmışlar, namaz kılmışlar. Hazreti Ayşe validemiz biraz yorulduktan sonra gerdanlığının düştüğünü fark etmiş konakladıkları yerde. Efendim geri dönmüş. O gerdanlığını biraz aramış, karanlıkta bulmuş. Sonra ordunun artçısı geliyormuş arkadan. Hani kaybolan var mı, orduya arkadan bir tehlike var mı, unutulmuş bir eşya falan var mı diye. Artçılar olur. Safvan İbni Muattal radıyallahu anh. Efendim, Hazreti Ayşe validemiz orada oyalanırken uyku basmış. Hazreti Ayşe validemizi görmüş orada.
efendim seslenmiş, tesbih cümleleri söylemiş. Hazreti Ayşe validemiz uyanmış. Sonra devesini çöktürmüş. Hazreti Ayşe validemiz binmiş. Efendim kalkmışlar. Orduya yetişmişler. Devam etmişler. Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Orada bir kısım dedikodular çıkmış. Safvan İbni Muattal ile Hazreti Ayşe validemiz arasında acaba bir şey mi oldu? Bunların ikisi yalnız kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hazreti Ayşe validemizin haberi yok bunlardan. Fakat Efendimiz de bir soğuk davranıyor. Her zamanki gibi değil. Sonra nihayet bir akşam vakti. O zaman Hazreti Ayşe validemizin ifadesine göre Medine-i Münevvere'de evlerin yanında yakınında tuvalet yok. Medine-i Münevvere'nin dışında bir uygun bir mevki var. Oraya defi hacet için gidiyorlar. Bir kadınla, sahabeden bir hanımla giderken o hanım da o iftiraya adı karışan Mistah radıyallahu anh'ın annesi. Ayağı taşa takılınca oy Mistah'ın yüzü gülmesin gibi bir şey söylüyor. Hazreti Ayşe diyor ki niye böyle söyledin Mistah'ın? Sana ne yaptı Mistah? Duymadın mı dedi. Yok duymadım dedi. Böyle böyle bir şey var Mistah bunu yaydı. Efendim. Münafıklardan Abdullah bin Übey bin Selul de bunu fırsat bildi. O daha fazla yaydı bu dedikoduyu, fahş etti. Bir de hanım var. Bu dedikoduya inanan sahabeden bir hanım var. Hazreti Ayşe validemiz bu olaydan haberdar olunca tabii şok oluyor. Efendimiz'den izin isteyip Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Orada beklemeye başlıyor. Efendimiz de bu arada sahabeyle istişare ediyor birkaç kişiyle. Bir rivayette Hazreti Ali ile Üsame bin Zeyd ile Hazreti Zeynep validemizle, bir rivayette Hazreti Ömer, Hazreti Osman da var. Efendim. Fakat onların hepsi Hazreti Ayşe validemizin iffetine şehadet ediyorlar. Orada Hazreti Ali Efendimizin söylediği bir söz var. Ey Allah'ın Resulü, sana kadın mı yok? Başka biriyle evlenirsin. Fakat Ayşe'nin de böyle bir şey yaptığına ben inanmıyorum şeklinde Hazreti Ayşe validemizin kulağına gittiğinde onu inciten bir tavrı olmuş Hazreti Ali'nin. Allah hepsinden razı olsun. Sonra Efendimiz gidiyor Hazreti Ayşe'ye doğrudan doğruya Hazreti Ebu Bekir'in evindeyken. Eğer böyle bir şey yaptıysan Allah'a tövbe et, bağışlanma dile, Allah seni bağışlayacaktır. Yapmadıysan sabret diyor. Hazreti Ayşe validemiz de ben bir şey demeyeceğim diyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Ama Rabbim bunu biliyor. O beni temize çıkaracaktır. Bu hadise üzerine Nur suresinin birkaç ayeti iniyor. Zannedersem 11. ayetten itibaren birkaç ayeti iniyor. Onlar çok öğreticidir gerçekten. Yani böyle bir hadise yaşadığımızda nasıl davranacağız, ne yapacağız? Çok öğreticidir. Fakat konumuz bakımından burada başka bir ayrıntı daha var. Bu Mistah İbni Üsase. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin oğludur ve fakir biridir. Yetimdir. Hazreti Ebu Bekir ona maddi yardımlarda bulunur. Fakat kızı hakkında, müminlerin annesi hakkında böyle bir şey söylediğini duyduğu anda Hazreti Ebu Bekir tamam diyor artık. Onun işi bitti. Benden ona zırnık yok. Bunun üzerine Nur suresinin 22. ayeti iniyor. Çok enteresan arkadaşlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Sizin içinizden eli geniş olanlar, fazilet sahibi olanlar, varlık sahibi olanlar, akrabaya, miskinlere ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara yardım etmekten, destek olmaktan geri durmasın.
Efendim. Vel ya'fu vel yesfahu. Affetsinler ve görmezden gelsinler. Arkadaşlar bu çok ağır bir şey. Allah korusun birisi bizim hizmet ettiğimiz, kıyak yaptığımız, efendim infak tasaddukta bulunduğumuz birisi bizim anamız, babamız, kızımız, efendim eşimiz hakkında böyle bir iftiraya iştirak etse ne yaparız? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a ve onun üzerinde de müminlere öğrettiği efdal davranışa bak. Affetsinler, görmezden gelsinler, bağışlasınlar. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir diyor ki evet ben Mıstaha herhangi bir yardımda bulunmayacağımı söylemiştim ama devam edeceğim. Bunun üzerine devam edeceğim. Umulur ki Allah beni efendim bu ayet-i kerimenin sonunda Vallahu gafurur rahim diye bir vurgu var. Allah gafurdur, rahimdir. Umulur ki beni de bu vesileyle bağışlar. Zira ayet-i kerimenin sonunda Ela tuhibbune en yagfirallahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Bu da ağır bir şey gerçekten yani. Hazreti Ebu Bekir bu davranışıyla efendim bize orada da büyüklüğünü gösteriyor ve Allah'ın beni bağışlamasını elbette arzu ederim diyerek infakı devam ettireceğini söylüyor. Burada hadis-i şerifte geçen bir ifade var. Feke ennemâ tusiffuhumul melle. Sanki onlara sıcak kül yutturmuş gibi olursun. Bu davranışına devam edersen onlara onlar sana nankörlük yaptığı halde sen sıla-i rahmi devam ettirirsen onlara sıcak kül ya da sıcak kum, kızgın kum yutturmuş gibi olursun. Çeşitli şekillerde izah edilmiş bu ifade ama yani onların yaptığı bütün olumsuz, aksi davranışlara rağmen senin bunu devam ettirmen bir noktadan sonra onlara efendim büyük bir mahcubiyet yaşatır gibi bir anlamı olsa gerek diye düşünüyorum ben. Allahu alem. Bu öyle büyük bir mahcubiyet olur ki kızgın kül ya da kum yutmuş gibi olurlar. Bütün benlikleri, bünyeleri efendim bundan sarsılır, bundan rahatsız olur, sıkıntıya girer gibi bir vurgusu olsa gerek. Bir de tabii hadis-i şerifimizin sonunda وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ زَه۪يرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَٰلِكَ. Bu nokta da çok önemli arkadaşlar. Sen bu davranışına, bu fedakarca davranışına devam ettiğin sürece Allah'tan sana, senin yardımına, yardımında olan, sana yardım eden bir yardımcı mutlaka bulursun. Sen devam ettiğin sürece bu da devam eder. 321 numaralı rivayet. An Enes'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Men ahabbe en yubsite lehu fi rızkihi, yubsate lehu fi rızkihi ve yunse'e lehu fi eterihi. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ. Kim rızkının genişletilmesini, bollaştırılmasını isterse ve yunse'e lehu fi eterihi, bu da ömrün uzaması ifadesinden mecazi bir anlatım. Ve yunse'e lehu fi eterihi fel yasil rahimehu, rahimini vasletsin, sıla-i rahmi devam ettirsin, efendim kesmesin. Bir evvel okuduğumuz hadis-i şerifle, ondan evvel okuduğumuz hadis-i şerifle ortak yanları olan bir rivayet. Efendim, rızkımızın bollaştırılmasını tabii ki isteriz. Ömrümüzün
salih amellerle dolu ve uzun olmasını tabii ki isteriz. O zaman ne yapacağız? Sıla-i Rahim'i devam ettireceğiz. Akrabayla münasebeti devam ettireceğiz. Burada ömrün uzaması, rızkın bollaşması, biz akaid dersinde burada özellikle vurguladık. Tahavi metninde de geçiyor. Ehl-i sünnet itikadına göre ecel de, rızık da değişmez. Bir insana Cenab-ı Hak ne takdir etmişse ecel ve rızık bakımından odur. Bunlar değişmez. Bunlar kader-i mübrem ya da kazay-i mübrem kabilinden hususlardır. Ama rivayetlerde de böyle rastlıyoruz. Ömrünün uzamasını isteyen şöyle yapsın, efendim rızkının bollaşmasını isteyen böyle yapsın şeklinde. Ulemamız bu tür naslara iki türlü yorum getiriyor, iki türlü tevil ediyor. Bunlardan birincisi, bunlar mecazdır. Yani rızık neyse Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği neyse odur. Ecel Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği neyse odur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki bir çocuk ana rahmine düştüğünde efendim işte üç aşama geçiyor. O üç aşamadan sonra o cenin haline geliyor ve orada Cenab-ı Hak bir melek gönderiyor. Melek ona rızkını, ecelini, sait mi, şaki mi olacağını, mutlu mu, bedbaht mı olacağını Cenab-ı Hakk'a soruyor. Efendim ve ona göre yazıyor. Dolayısıyla orada yazılan yazı değişmez. Bunlar mecazdır diyor ulema. Yani bir insanın ömrü 70 sene ise 70 sene yaşar, 71 sene yaşamaz. Ama Cenab-ı Hak onun o 70 yıllık ömrüne öyle bir bereket verir ki o 70 yıllık ömrüne diyelim ki 150 yıllık ibadeti sığdırma imkanı verir ona. İbadeti sevdirir, ibadetle rabıtasını güçlü kılar. Efendim, o 70 sene normal bir ömürde yapacağı ibadeti, 150 sene yapacağı ibadeti 70 seneye sığdırır. Rızkını da bu şekilde Cenab-ı Hak bereketlendirir. Efendim, ikinci bir anlama şekli, efendim, bu meleklerin doğrudan doğruya bilebileceği bir şey değildir. Cenab-ı Hak onlara aslında kendi ilminde mevcut olan, sabit olan bir meselede meleğe bir emir verir. Bu kurum işte infak tasaddukta devam ederse, akrabayla irtibatını devam ettirirse onun rızkı şu kadar olsun, devam ettirmezse bu kadar olsun diye. Fakat Cenab-ı Hak bilir, o devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Devam ettirdiğinde rızkı ne kadar olacak, onu bilir. Dolayısıyla bu meleğe, melek bakımından meçhul olan bir meseledir. Cenab-ı Hak bakımından meçhul değildir. Efendim, Cenab-ı Hak onun bu 70 yıllık ömre 150 yılın ibadetini sığdıracağını bilir. Meleğe der ki şöyle yaparsa böyle olsun, öyle yapar öyle olur. Öbür ihtimal bahse konu değildir. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın ilmi de değişmez. Cenab-ı Hakk'ın ilminde olacağı mevcut olan şeyler de değişmez. Ecel de değişmez arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyelim. Burada sadece rızık değil, ecel de değişmez. Bu konuyla ilgili Kur'an'dan, sünnetten delilleri akaid dersinde detaylı olarak zikretmiştik. Oraya girersek uzun sürer. Ama efendim işte oradan gitmeseydi o araba ona çarpmayacaktı. Şimdi aramızda olacaktı, yaşıyor olacaktı gibi cümleler kurmak doğru değil. Ona araba çarpmasaydı belki kalp krizi geçirecekti. Belki başka bir kaza geçirecekti. Ama mutlaka olacak olan olur. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Efendim, bu bakımdan men amene bil kader emine minel keder diye de bir şey var. Kim kadere iman ederse kederden
emin olur üzüntüden, emin olur. Dolayısıyla olmuş neyse olacak olan da odur. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var. Biz Cenab-ı Hak'la münasebetimizi kesmedikçe, ondan daima hayır istemeye devam ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın bize gösterdiği, yaşattığı her ne varsa hayırdır. Bu hastalık olabilir, sağlık olabilir, yoksulluk olabilir, varsıllık olabilir, nasıl bir kelime ise. Ama ne varsa ondan gelen, işte bu hakkımıza hayırdır deyip onu o şekilde baş göz üstüne bilmek lazım. Alvarlı Efe Hazretleri'nin hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hil'atu ya da kefen kahrında hoş, lütfunda hoş demiş. Evet, böyle bilmek lazım. Doğrusu bu. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.